Malzemeler çok. Evet. Yusuf abla neydi malzemeler, hatırlatalım o maç çorbası için. Un, tuz, tereyağı, süt. Önce unla ne işimiz var? Unla işte o maç yapacağım. Süde salacağım kaynarken. Nasıl yapılıyor o maç? Normal hamur gibi yoğuruyoruz mu? Çünkü evet, çok az nemlendirmişsiniz unu. Biraz böyle hafif. Değil mi? Çok az su katıldı. Evet. O maç işlemi şu an gerçekleşiyor. Bunlar birazdan böyle el gücüyle, suyun da etkisiyle evet, pirinç taneleri gibi olacak. Evet, evet. Bakın nasıl oluyor. Yusuf annem elleriyle hazırladığım hamurları yavaş yavaş sol eliyle karıştırarak, sağ eliyle de ufak ufak göndererek tenceremizin içini dolduruyor. Ben sana yardım ederim. Bunlar ne kadar kaynaması lazım? Az annem? Bir şey kaynadı mı tamam. Yağsını yapacağız, ondan sonra üstüne yakacağız. Üzerinin evet, sosunu hazırlayacağız şimdi, yağını. Evet. Tereyağı ile birlikte başka bir şey yapacak mıyız? Sadece yok, tereyağı sadece mı? Tereyağı yakacağız. Az da hafiften isteyen toz biberi de koyabiliyor içine. Evet. Elinize sağlık. Çok bir şey teşekkür değil, ederim. Bir şey değil abi.